Zamanımız çok hızla ilerlemekte. Birçoğumuzun ömrüyle sınırlı olan dünya hayatı çok farklı değerlere, çok farklı zenginliklere sahip bir yer olarak yaşlandığımızda veya büyüdüğümüzde hafızalarımızda kalan güzel anılar olarak devam etmekte. Tabii ki birçoğumuzun yaşantısı köylerde geçmekte. Köy hayatını birçoğumuz küçüklüklerinden hatırlamakta ve güzellikleriyle birlikte hatırlamaktadır. Kültürümüzü yaşatabilmemizin en önemli unsurlardan bir tanesi yazılı metinler üretebilmek. Günümüzde de belki YouTube gibi kanallardan veya sosyal medyadan veya web sayfasından kullanarak bu kültürümüzün yaygınlaşmasını sağlamaktır. Burada herkesin üzerine düşen görevlerden bir tanesi bence insanların yaşamış olduğu kültürü bir sonraki nesle aktarabilmesidir. Çünkü insanların geçmişine ve geleceğine karşı çok büyük duyarlılıkları vardır. Bu duyarlılıklardan dolayıdır ki insanlar bu kültürel değerleri aktarma eğilimindedirler. Bizler de bugün kendi değerlerimizden bir parçayı aktarabilme umuduyla ya bu yayını yapmaktayız. Mesela bunlardan bir tanesini ele almak istiyoruz bugün konuşmamızda. Bunlardan bir tanesi köyümüzde ki bizim hatırlamadığımız bir oyun, hatırlıyoruz ama oynamadığımız bir oyun diyelim. Aşık oyunu. Aşıkla ilgili birçok atasözü, deyim gibi yani günümüzde geliyor. Şimdi mesela aşık atma dendiğinde insanlar bunun aşın ne olduğunu bilmeseler bile bir rekabet ile alakalı bir ana düşüncenin olduğunu söylerler. Mesela aşı cuk oturmak diye bir deyim vardır. İşlerin rast gitmesi. Bunun gibi aşığı kırılsın, işlerin bozulsun anlamında temenni veya kötü temenni şeklinde birçok söylem, deyim günümüze kadar gelmiştir. Birçoğumuz aşığın belki ne olduğunu veya nasıl bir şey olduğunu bilmediğimiz halde bu deyimler günümüze kadar gelmiş. Neden gelmiş? Çünkü yazılı hayatına anonim olarak geçmiş olduğu için günümüze kadar gelmiş ve bir kültürel değer kazandırmış. Tabii ki burada bize düşen görev de nedir? Aşığı yeni yapan da Kırşehir'in, Kaman ilçesinin yeni yapan ve Dağobası köylerinde belki de diğer Türkmen köylerinde nasıl oynandığını, ne işe yarandığını, nereden elde edildiğini aktarmak olacak. Maalesef 1980 yıllarından itibaren köylerimizden, Dağobası köylerinden şehirlere çok büyük bir göç başlamış. Neden? Çünkü tarım arazileri köylümüzün ihtiyacını karşılayamamış. İnsanlar şehre göç etmeye başlamış. Tabii ki tarım meşakkatli bir iş olduğu için insanlar şehir hayatını daha çabuk tercih etmişler. Günümüzde de bu şekilde devam etmektedir. Bizler de bu yayını belki bir şehirden yapmaktayız. Ama şehirden yapmış olmamız köyde oynanan veya dağ obaları köylerinde oynanan bu oyunları unutmamız anlamına gelmiyor. Dedelerimizden veya daha öncekilerden duyduğumuz aşık oyunu bildiğimiz kadarıyla aktaracağız. Belki bunu dedelerimiz bize çok teferruatlı bir şekilde aktarmadı. Fakat araştırmalarımız, soru sormalarımız, bazı konuşmalarımız, bazı sohbetlerimiz doğrultusunda aşık oyununun nasıl oynandığını, ne gibi özelliklerinin olduğunu gördük, duyduk. Hatta elimize aldık, inceledik saatlerce. Yani en başta aşık bir koyunun arka bacağından eklem yerinde elde edilen bir kemik parçası olduğunu bilelim. Bu dört tane yönü olan ki bir küpe benzeyen bir şey kabaca. Bu şekilde bir boyu var. Tabii ki bu hayvanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebiliyor. Dişisine, erkeğine göre değişebiliyor. Aşığın dört tane farklı yönü var. Yani düzlemsel olarak birbirine benzemeyen dört tane bölüm var. Aşk denilen bir bölüm var. Yani bu insanın karın açlığından doğan bir şey. Neden? Çünkü
Aç denilen bölüm çukurca bir yer. Tıpkı aç olan bir insanın karnının çukur olması gibi. Yine bunun tam tersinde tok denilen bir yer var. İnsanın karnının tok olmasıyla alakalı belki bir benzeşme yapılarak ne yapılmış? O bölümüne veya o yönüne tok denilmiş. Kıt denen bir bölümü var. Bu da yine büyük bir ihtimalle çukurca bir yer ama ince olan, dikdörtgen prizmasının ince bölümünü düşünün ve oranın çukur bölümünü düşünün. Yine bey denilen bir yer var. Şimdi bu bölümler aşık oyununun en önemli kurallarını oluşturan kelimeleridir ve yönleridir. Atmalı oyunlarda veya serpmeli oyunlarda yere atılan bu aşıkların puanları bu isimlere göre yapılır. Çünkü her yönün yani düşme olasılıkları hesaplanmış. Mesela tok bölümü çok az yani yere az gelen bölümü, aç olan bölümü daha yere az çokça gelen bölümü. Mesela bey dediğimiz bölüm en çok puana sahip bölüm. Dikdörtgen prizmasının diyelim en ince ve en olasılık olarak yukarıya gelme olasılığı az olan bölümüne bey deniliyor. Bunun gibi birçok özellikleri olan bir oyun. Başta 3-4 çeşidi var. Atmalı oyunları, vurmalı oyunları ve ikisinin bir arada kullanıldığı oyunlar. Yani bu oyunun en büyük unsurlarından birisi. Mesela burada aşağı en büyük değeri katan şey rekabetin olması. Hatta bunu şu deyimle güncelleyebiliriz, söyleyebiliriz. Aşığın kırkı bir para ama ütün düğme yanarım diye bir mesela söz günümüze kadar gelmiş. Bu da aşığın hakikaten oyunun içerisindeki ütünme, kazanma, rekabet duygularının en üst seviyede yaşandığını gösteren bir oyun türü olduğunu göstermektedir. Bu oyun 1980'lerden önce köylerimizde çok sıklıkla oynanan bir oyun olduğunu daha önce hatırlatmıştık. 1950'lerde, 1940'larda belki bizim hatırlayamadığımız çok eski dönemlerde çocukların belki yetişkinlerin belki ergen çağındaki insanların çok sıklıkla oynadığı bir oyundu. Çünkü insanlar doğal oyunlarla bu şekilde günlerini geçirmekteydi. Fakat bu 1980'lerden sonra daha farklı şekillere büründü. Mesela bunlardan birisi bilye dediğimiz cam bilyelerle oynanan oyundu ve bundan aşık oyunundan doğan bir oyundu. Yine mesela bu konuyla alakalı son zamanlarda mesela gazozun üretildiği dönemlerde gazoz kapaklarının içerisine çamur basılarak ve kurutularak oluşturulan mesela oyunlar var idi. En son zamanlardaki bizim de zorlukla yani çocuklarımızın yani oynadıkları hala da belki oynanan oyunlardan bir tanesi de futbolcuların olduğu veya daha değişik çizgi film kahramanlarının oluşturduğu kartlarla oynanan oyunlar. Bu şekilde aşık oyundan doğmuş olabileceği düşünülen oyunlardı. Her şey zamanla farklı şekilde, farklı bir biçimde karşımıza çıkmakta. Fakat bizim kültürlerimizin en önemli değerlerinden bir tanesi aşık oyununun kendisidir. Bunun unutulması gayet normaldir. Fakat unutulmayan, burada da bizim vurgulamak istediğimiz şey kelime dağarcığımıza, atasözlerimize, deyimlerimize kadar sirayet etmiş bir kültürün oluşması gerçeğidir. Biz burada bunu vurgulamak istiyoruz. Her bir oyunun kültürümüze önemli izler bıraktığını tabii ki görmek mümkün. Zaman muhakkak çok hızlı ilerliyor. Belki bu oyun hiç oynanmayacak bir oyun. Hayatını bitirmiş bir oyun diyebiliriz. Fakat kültürümüze kattığı değerleri es geçemeyeceğimiz, önemseyeceğimiz bir oyun tarzıdır. Rekabetin, çekişmenin, kazanmanın, kaybetmenin,
bütün duyguların içerisinde barındırdığı, hayat tecrübesini bir nebze de olsa içinde barındıran bir oyun olduğu için dünyanın büyük coğrafyalarında oynanan bir oyun olmuştur. Ve Türkmen obalarında da bu oyun çok sıklıkla oynanan bir oyundur. Yani bunun babalarımız tarafından, dedelerimiz tarafından, belki daha büyük dedelerimiz tarafından oynana farklı şekillerde 15'e yakın çeşidini oynandığı bir oyun çeşididir. Bu zamanla farklı şekillerde farklı oyunlara bürünmüştür. Çünkü neden? İnsanların üretim ihtiyaçları değişmiş. Birçoğumuz tarımı, hayvancılığı bırakmış. Belki işin kolayına kaçaraktan veya bir hayvanın bütün organlarının değerlendirilmesinin azalmasıyla birlikte günümüze birçok farklı teknolojik aletlerin girmesiyle bu son bulmuş bir oyun diyebiliriz. Ama atasözleri ve deyimleri günümüze kadar kalmıştır. Burada da bizim tarihe not düşmek istediğimiz konu budur. Bizim Türkiye'mizin, Türkmen coğrafyasının, Anadolu coğrafyasının İç Anadolu bölgelerinde veya birçok bölgede, yani bunu Türkmen obası olarak da sınırlamak yanlış olabilir. Belki farklı ırkların da çoklukla oynadığı bir oyundur. Fakat biz Konar Göçelik'ten geldiğimiz için Türkmen obalarında bunun çok daha farklı bir değerinin olduğunu söylemek mümkün olabilir. Bugün konuşmamızda aşık oyunuyla ilgili kısa bir tanıtım yaptık. Fakat bu kısa tanıtım tarihe not düşmek açısından bence önemli bir not, önemli bir bilgi. Oynanan oyunların kültürümüze kattığı değerleri hatırlamak açısından güzel bir oyun. Bu konuşmalarımız ve bu sohbetlerimiz bu anlamda devam edeceğini bildirmek isteriz. Bunun Türkmen obalarında ve atalarımızın duygularıyla alakalı sözlerini aktaracağımızı bildirmek isteriz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.